Merhabalar, Belediye Meclisi Üyeliği Aday Tanıtım özel programı ile karşınızdayız. Kosova'da 17 Ekim'de düzenlenecek yerel seçimlerde bu yıl 3 Türk Partisi ve 1 Halk Girişimi, 7 belediyede belediye başkan adayları ve belediye meclis üyesi adayları ile yarışacak. KDTP, Mamuşa ve Vıçıtır'ında belediye başkanlığı ile Prizren, Mamuşa, Priştine, Gilan, Vıçıtır'ın ve Mitrovica'da toplamda 71 aday ile belediye meclis üyeliği için yarışacak. KDTP Yanova'da Pay Partisi ile koalisyona gitmeyi tercih etti. KTP ise yalnızca Mamuşa'da belediye başkanlığı ve 17 aday ile belediye meclis üyeliği için yarışacak. YTHP'de yalnızca Prizren'de 12 aday ile belediye meclis üyeliği için yarışacak. İnisiyativa Erdem Mamuşa'da 5 aday ile belediye meclis üyeliği için yarışacak. Programımızda partiler tarafından tayin edilen belediye meclis üyesi adaylarının tanıtımını izleyeceksiniz. Herkesi selamlıyorum. Bildiğiniz üzere 17 Ekim'de Kosova Demokrat Türk Partisi Prizren Şubesi'nden adayız. Bildiğiniz üzere Kosova Demokrat Türk Partisi adayı olduğum bu seçimlerde liste taşıyıcısı olarak partimiz tarafından uygun görülmüşümdür. Tabii ki benimle beraber 22 aday yarışacaktır. Bu 22 adayımızın da ilk defa %70'i yarışacak ve daha da önemlisi olan %60 bayan adayımızla yarışacağız. Bu da bir demokrasinin güzel bir örneğidir. Çünkü bugüne kadar bildiğiniz üzere Kosova Demokratik Türk Partisi'nde hep son zamanlarda bayan adaylarla sıkıntımız yaşanmaktadır. Ama bu son yerel seçimlerde bunu gösterdi ki bayanlarımız bir hamle yaparak gerçekten güzel demokrasiye uygun bir şekilde de bu seçimlere kendilerini aday gösteriyorlar. Tabii ki bizler Kosova Demokratik Türk Partisi Prizren Şubesi olarak ve belediye adayları olarak da ilk başta bu yerel seçimlerde resmiyetimizi korumak için, eğitimimizi korumak için, kültürümüze, tarihimize sahip çıkmak için ve sağlık, ekonomi alanında neler yapabiliriz? Onları düşünmekteyiz. Tabii ki eğitimde bugüne kadar burs konusunda birinci, ikinci sınıflara yardımda bulunduk. Öğretmenlerimizin çeşitli seminerlerde yer alması için özellikle hem Kosova çapında hem de Türkiye çapında seminere gitmesi için elimizden geldiği kadar gayret göstermeye çalıştık. Sağlık alanında bugüne kadar bildiğiniz üzere yüzlerce hastanın Türkiye'de sağlığına kavuşması için elimizden gelen gayreti göstermeye çalıştık. Ama bu sağlık sektöründe Kosova'da özellikle Prizren'de de yerelde doktorlarımızın daha da eğitim alıp daha da gelişmesi konusunda da bir programımız vardır. Onun dışında ekonomi alanında baktığımızda ilk başta Teknopark'ın kurulması için ön ayak olduk ve bu Teknopark'ın kurulmasını Prizren'de istiyoruz ve inanıyorum ki bu önümüzdeki 4 yıl içerisinde bu Teknopark'ı Prizren'de kuracağız. Ayrıca mesleki ara eğitim konusunda gençlerimizin istihdamı sağlanması için çalışmalarımızı devam edeceğiz. Onun dışında turizmde bildiğiniz üzere Prizren Kosova'nın turizm başkenti ve bu turizm konusunda da çeşitli çalışmalar yapıp turizmimizin gelişmesi konusunda adımlar atmaya düşünüyoruz. Bunun akabinde de bildiğiniz üzere çevrenin korunması konusunda, tarihi dokumuzun korunması konusunda meclisimizde alınan karar doğrultusunda tarihi dokuyu koruma kanunun çıkmasıyla beraber bu dokuyu korumamız gerektiğini düşünüyoruz biz. Bunun dışında spor alanında tabii ki Lirya ve Başkemi basketbol takımıyla beraber daha da gelişmesi konusunda bildiğiniz üzere bunlar son dönemlerde maalesef başarılı bir şekilde temsiliyet Kosova çapında yapamıyorlar. Bunun daha da başarılı olması için elimizden geldiği kadar gayreti göstermeye çalışacağız. Özellikle derneklerimizin başta Doğru Yol Derneği olmak üzere bütün derneklerimizin sumasyon konusunda yardımcı olmak, yani onlara katkı anlamında neler yapabiliriz, onların üzerinde durmaya çalışacağız. Bunun dışında bizler Kosova Demokratik Türk Partisi olarak bugüne kadar her alanda çalışmalarımızı yapmamızla beraber sosyal anlamda da sosyal sorumluluk projeleri de üstlenmeye çalışacağız. Tabii ki bunları önümüzdeki 4 yıl içerisinde yapmayı
düşünüyoruz. Bizler bugüne kadar Kosova Demokratik Türk Partisi olarak, Prizren Şubesi olarak da her zaman temsiliyet açısından güçlü bir şekilde bugüne kadar temsiliyetimizi gösterdik. İnanıyorum ki bu önümüzdeki 4 yıl içerisinde bu temsiliyetimizi aynı devam edeceğiz. Amacımız tek Prizren Belediyesi'nde nasıl etkin bir şekilde kendimizi gösterebiliriz, nasıl etkin bir şekilde toplumumuzun etkin olması için çalışmalarımızı yapabiliriz. En önemlisi de Prizren'imize nasıl katkı sunarız. Bunu inanıyorum ki hep birlikte 17 Ekim'de 103 numarada partimize ve bizlere oyunuzu vererek bu önümüzdeki 4 yıl içerisinde başarılı bir şekilde kendimizi, tabii ki partimizi ve belediyemizi temsil ederiz. Yeni İlçe Türk Hareket Partisi olarak 151 numarada Prizren Belediyesi meclis seçimlerinde yer alacağız. Yeni İlçe Türk Hareket Partisi olarak Prizren'de düzenlenecek olan meclis seçimlerinde 12 tane kaliteli adayımızla birlikte halkımızın huzuruna çıkıyoruz. Amacımız Prizren Meclisi'nde Türk toplumunu temsil etmek ve Prizren yönetiminde Türk toplumunun aidiyetini korumaktır. Hedefimiz ise Prizren Belediyesi hizmetlerin adil bir şekilde başta Türk toplumu olmak üzere bütün topluluklara paylaşılması ve eşit olarak dağıtılmasıdır. Yeni İlçe Türk Hareket Partisi olarak ülkede yaşanan siyasi değişim sürecini yakından takip ederek bu değişim sürecinin yerel seçimlerde de devam edeceği konusunda siyasi irademizi ortaya koymuştuk. Ve bu düşünceyle de Kosova'daki Türk toplumunun da yeni gelişimlere, reformlara, adalet ve hukuk sisteminin iyileşmesine, yeni gelişimlere ihtiyacının olduğunu biliyoruz. Ve bu sebeple de Yeni İlçe Türk Hareket Partisi olarak yeni bir vizyon çizdik. Vizyonun adı da 2030 Hedef İstikbal. Bu hedef doğrultusunda başta Türk toplumunun hür düşüncelere, hür düşünceye, süreçlere entegre ve gelişimlere açık bir toplum olması. Diğer taraftan kamuda ve diğer tüm siyasi konumlarda temsiliyetimizin tam olması. Derneklerimizin, kurumlarımızın ve tüm kuruluşlarımızın bağımsız, hür ve kurumsallaşma sürecine tamamlamış olmaz. Diğer taraftan da önemli olan bir nokta toplumumuzun refahı ve milli aidiyetimizin tam olarak korunmasıdır. Yeni İlçe Türk Hareket olarak Türk toplumunda yeni nesillerin siyaset yapmasına zemin hazırladık. Ve bu kapsamda da 12 adayımızın tamamen kaliteli, kendi alanlarında başarılı, kendi mesleklerinde belli süreçleri tamamlamış kişilerden oluşmaktadır. Bu sebeple de Prizren için en uygun ve Türk halkının aslında özlemiş olduğu bir kadroyla birlikte halkımızın huzuruna çıkıyoruz. Türk toplumunun ve Prizren halkının ihtiyaçlarını çok iyi tespit ettik. Başta Prizren bütçesi olmak üzere tüm hizmetlerin adil bir şekilde ve eşit bir şekilde tüm topluluklara paylaşılması ve tüm topluluklara aynı zamanda iletilmesi konusunda gerekli siyasi çabalarımız olacaktır. Yeni İlçe Türk Hareket Partisi olarak önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmalardan bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle Türk toplumunun karar alma süreçlerinde yer almasını sağlayacağız. Çünkü bildiğimiz üzere de bu konuda maalesef Türk toplum olarak belli bazı süreçlerde ister yerel karar alma mekanizmalarında ister merkezi karar alma mekanizmalarında maalesef çok pasif bir durumdaydık. Bu sorunu çözerek Türk toplumunda bu süreçlerde yer almasını ve söz sahibi olmasını sağlayacağız. Belediye bütçesinin adil ve Türk toplumunun ihtiyaçları gözetilerek hakkaniyetli bir şekilde sağlanması. Ülkene, ailene ve şehrine geri dön teşviki projesi kapsamında tüm mezunlarımıza ve gençlerimize başta Arnavutça eğitimi olmak üzere kamu kurumlarında ve özel kurumlarda staj ve istihdam imkanını sağlamak. İşe alım süreçlerinin şeffaf, layık ve liyakat esasına dayalı olmasını sağlamak. Türk derneklerinin kurumsallaşması amacı ile belediye bütçesine gerekli mali desteğin sunulması. Lek Dugacini İlkokulu'nda Türkçe sınıfların başlatılması için hem siyasi destek hem bütçe desteği. Her yıl en az 30 üniversite öğrencisine burs yardımı. Her yıl en az 50 aileye sosyal yardım.
2018 yılında başlatmış olduğumuz kişisel gelişim ve eğitim projesini bu sefer Prizren Belediyesi bünyesinde ve imayesinde yapılacak. Kadın, genç ve spor derneklerinin çalışmalarına destek olmak. Türkçe eğitimde yaşanan sorunların tespiti amacıyla uzman ve bilirkişi yetkilendirerek bu sorunların çözümü ve Türkçe eğitimin geliştirilmesi. Türk öğrencilerin kişisel gelişim, sosyal sorumluluk ve kişisel planlama alanlarında yaptıkları çalışmalara tam destek olmak. Kültürel ve milli değerlere sahip çıkarak kasabamızın tarihi dokusunu korumak. Yerel düzeyde Türkçe dilinin tam temsiliyeti ve kamuda tam temsiliyetimizin sağlanması. Prizren Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti kardeş belediyeler arasında ilişkinin güçlendirilmesi ve kurumsallaştırılması. Tüm bu misyon çerçevesinde tüm Türk halkını 151 numarada Yenilikçi Türk Hareket Partisi'ne desteklerini bekliyoruz. Değerli izleyenlerimiz, 17 Ekim'de düzenlenecek yerel seçimlerde KDTP ve YTHP'nin Prizren Belediye Meclis Üyesi adaylarının program tanıtımlarına yer verdik. Sonunda belediyeniz için sandık başına giderek oy kullanmayı unutmayın diyoruz efendim. Hoşçakalın.